Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri, Sanayi Gazetesi'nin bu haftaki gündemiyle karşınızdayım. İlk olarak manşet haberimizle başlayalım. Güneş enerjisi yatırımları engellere takılıyor. Düzenleme şart demişiz. Türkiye, temiz enerjili kaynak kullanımını teşvik etmek için son yıllarda organize sanayi bölgelerinde ve endüstriyel alanlarda güneş enerji santrali kurulumuna hız kazandırdı. GES yatırımı yapmak isteyen sanayiciler ise enerji yönetmeliğinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Doktor Ayşe Özkan ve Sirius Güneş Panelleri Genel Müdürü Kemal Ertuğran'dan görüş aldığımız oldukça dikkat çekici bir haber. GES yatırımı yapmak isteyen sanayiciler ise enerji yönetmeliğinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor demişiz. Doktor Ayşe Özkan ve Sirius Güneş Panelleri Genel Müdürü Kemal Ertuğran'dan görüş aldık. Editör arkadaşımız Mübera Gören'in haberi. Haberin dikkat çekilmesi gereken yeri bürokratik engellere takılan enerji sektörü ve enerji yatırımları. Okumanızı tavsiye ederiz. Tabii bunun için Sanayi Gazetesi'ne abone olmanız gerekiyor diyelim. Evet, gelelim bir sonraki haberimize. Karataş Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en büyüğü olacak demişiz. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker faaliyete geçmesiyle yılda 100 bin ton sebze üretiminin gerçekleştirileceği Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin yüksek üretim kapasitesi ve alanı ile birlikte Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacağını söyledi. Biliyorsunuz Türkiye eski yıllara bakarsak bir tarım ülkesi olarak anılıyordu fakat şu an o potansiyelini tam anlamıyla kullanamıyor. Karataş Organize Sanayi Bölgesi'nin de yılda 100 bin ton sebze üretimi yapacağını göz önüne alırsak oldukça önemli bir gelişme. Hem sanayi için hem de tarım için diyebiliriz. Evet, yatırımcıların gözdesi Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 4. bölgede yatırım yapan 26 yatırımcıya tahsis belgeleri verildi. 41 sanayi parselinin yer alacağı bölgenin 6000 kişiye istihdam sağlayarak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni kalkındırması hedefleniyor. Mersin için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim ve geçelim diğer sayfamıza. Evet, geçen hafta da bir önden değindiğimiz haber. İpek yolunun son durağında teknoloji zirvesi. Asya Bilim Parkları Birliği tarafından düzenlenen Asya Merkezi Teknoparkların ve Teknoloji Şirketlerinin bir araya geldiği Asya Bilim Parkları Birliği Konferansı'nın 26.sı Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Editör arkadaşımız Mübera Gören bizzat yerinde takip etti. Yurt dışındaki girişimciler ve yurt dışındaki teknopark yöneticileri İstanbul'da ağırlandı. Evet, savunma sayfamız. İşbirliklerinde tehlike çanları çalıyor. Türkiye ve İsrail arasındaki savunma sanayi işbirliği köklü geçmişe sahip olmakla birlikte siyasi ve diplomatik gelişmeler nedeniyle ilişkiler zaman içinde değişim gösteriyor. İki ülke arasında kurulan stratejik diyalog sayesinde geçmişte bölgede ortak hareket etme kararı alınırken şu anda her ne kadar iki ülkenin siyasi anlaşmazlıkları devam etse de savunma sanayi alanında ticaret devam ediyor demişiz. Aslında Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışma son anlaşmalarında bir kısmına darbe vurdu diyebiliriz. Gelecek çatışmalara da darbe vuracak gibi gözüküyor. Geçelim. Evet, manşetteki haberimizin iki sayfada olan çalışması. Yine içeriği detaylıca okumak isterseniz Sanayi Gazetesi üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Dış ticaretten topuk sesi geliyor. Yüksek maliyetler, kur baskısı ve ihracat pazarlarındaki daralma gibi birçok nedene bağlı olarak 6 senenin ardından bu yıl ilk defa dış ticaret açığı vermeye başlayan ayakkabı sektörü kan kaybı yaşamaya başladı. Kurun yanında işçilik ve enerji maliyetleri de dış ticarette dengeleri etkiledi demişiz. Aslında ayakkabı sektörü önceki süreçlerde zaman zaman ihracat rekoru kıran ve zarar etmesine alışık olmadığımız bir sektör. Ta ki günümüze kadar diyelim. Günümüzde artık birçok sektörün kan kaybı yaşadığını söylemekte fayda var. Hem ellerindeki işleri Asyalılara, Hindistanlılara kaptırıyorlar. Hem de halihazırdaki enflasyon problemi sektörlere oldukça büyük bir etki bırakıyor diyebiliriz. Evet, borsa sayfamız. Borsa hobisi kazandırıyor mu demişiz. Yeni yatırımcı sayısının artmasında önemli bir rol oynayan halka arzlar hem şirketlerin hem de yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor. Sermayesini artırmak isteyen şirketlere bir yenisi daha değil, 3 yenisi daha eklendi. En çok hangisinin kazandıracağıysa şimdiden merak konusu oldu demişiz. Halihazırda biliyorsunuz halka arz furyası var. Hatta genç kitlenin çoğunlukla genç yatırımcının içerisine dahil olduğu, milyonlarca kişinin dahil olduğu bir furya var. Bakalım bunun sonunda neler olacak, pek hayra alametmiş gibi gözükmüyor ama biz de en azından 3 şirketin
detaylarını gazetemizde işledik. Bir borsa sayfamız daha var. GAP gel bildiğin ne varsa başlığıyla. Borsada GAP fiyat boşluğu nedir demişiz. GAP'lı açılışlar bilinçli ve dikkatli bir şekilde yaklaşıldığında yatırımcılara fırsatlar sunabilir. Ancak yanlış veya aceleci kararlar potansiyel riskleri de beraberinde getirebilir demişiz. Gelelim bir diğer habere. Türkiye'nin havası Point'le değişecek. Gelişen teknolojiyle birlikte iç mekanlarda temiz hava elde etmek artık sadece bir lüks değil, aynı zamanda bir sağlık ve konfor meselesi haline geldi. Yeni üretim tesisleri ve deneyimli makine mühendislerinden oluşan Ar-Ge departmanı ile hizmete başlayan Point, yeni ürünleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı demişiz hayat. Sanayi Gazetesi'nin bu haftalık gündemi bu kadardı. Eğer sizler de Sanayi Gazetesi'nin içeriklerine erişmek istiyorsanız ekran üzerinde yer alan numara üzerinden Sanayi Gazetesi'ne abone olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.